yine aynı şeyi söylüyorum. İsmail Amrabat önlerinde frete oynarım. Şimanski'yi de bir dinlendir. Ya bu oyuncular Tadic olmadan, Şimanski olmadan bu Fenerbahçe ne yapabiliyor bakalım? Hücum hattında ne yapabiliyor? Nasıl organize olabilecek bir bakalım. Bir daha söylüyorum. İsmail Amrabat önlerinde fret Şimanski'nin yerine. Bir tarafa sağ açığa açık yani şey tabiriyle sağ kanada İrfancan'ı koyuyorum. Yine buraya Maksimene koyuyorum. İleriye de Elnesi'yi koyuyorum. Burada ben kimleri değiştirmiş oldum? Ceko yok. Tadic yok. Şimanski yok. Her en çok süre alan oyuncular bunlar. Balkanları sildi. <laughs> Şimanski Balkan sayılmaz. Polonya Balkan yani, diye geçmez. Evet, evet. evet. ama o da hani yine. Hmm, o da öyle. O da öyle Kuzey diyebiliriz. Evet. evet. Yani bu şekilde bir denemesinde bak dört tane oyuncu değiştirdim. Fenerbahçe'nin simasını değişeceğini düşünüyorum bu şekilde. Hem orta sahasının daha güçlü olacağını düşünüyorum. Hem hücum hattının daha güçlü olacağını düşünüyorum. Sen İki tane aynı tip zaten santraforum var. Ceko ile Enres'in ikisi de aynı model tipler. Yani fiziken de aynı düşün. Ee, tarz olarak da aynı düşün. Bunları, bu oyuncuları beslemen lazım. Senin bu oyuncunun Ceko'nun yaptığı gibi orta sahadan gelip Ceko kimseye yaranamıyor biliyor musun? Ne gol atabiliyor ne şey yapabiliyor. Yani orta sahaya da yardım etmeye geliyor. O zaman böyle eleştirme noktasına geliyorsun. Santrafordan ne bekliyorsun? Gol bekliyorsun. Ya da o pozisyonu hazırlayacak bir şeyler bekliyorsun. O yüzden ben e, bu şekilde çıkmasından yanayım. Bu saydığım 11 gibi. Mutlaka değişiklik olacak. Benim dediğim gibi olmayabilir ama bu Avrupa Ligi maçında farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Galatasaray'da farklı bir Galatasaray izlemeyeceğiz. Melike. Aynı 11 ile çıkacak Muslera dışında. Ama Fenerbahçe'de mutlaka değişiklik yapacak diye düşünüyorum. Ben hafta sonu mesela Kost için de Antalya Spor maçında oynayacağını düşünüyorum. Hmm. Çünkü zaten Avrupa'da oynayamıyor. Evet. E onu da oynatması lazım aldı. E onu hafta Doğru, sonunda Antalyaspor Antalya Spor maçında Antalya Spor maçı var ligde de. Şimdi e, Şimanski'yi de çıkarırım dedi kadrodan Ozan Zeybek. Bir Şimanski haberimiz var. Onun e, aslında geçen sezon skorer oyununu konuşuyorduk ve takımın en iyilerindendi. Hatta bu sezonda e, Mourinho'nun göz bebeği e, açıklamalarında ama bir e, gol sessizliği var. Ayrıntılar haberde. Şimdi acaba Hüseyin Özkök'ün nasıl bir 11 var sence karşısında aklından ne olmalı? Katılıyor musun o Şimdi O'Shea Samuel olsa O'Shea Samuel derdik ama e, evet. maalesef onun sakatlığı hala eli vermiyor e, oynamasına. Mert Müldür olacak. Sol tarafta Osterwolde kesin bana göre Çağları bence oynatmayacak. E, Ciku, Bekao ikilisi ben, bana göre de orta sahada e, geride oynayacaklar. Orta sahada e, Fred her halükarda oynar diye düşünüyorum. E, bunun yanında senin söylediğin gibi acaba Tadic'i orta sahada hani oyun kurucu olarak kullanır mı e, onu bilmiyorum ama orta sahada e, Fred'in yanında bir soru işaretim var. Orada kim oynayacağını bilmiyorum. Şimanski mi oynar yoksa Şimanski Sen söylediğin gibi yedeğe mi çeker onu bilmiyorum. Ama sağ tarafta İrfan Can'ın oynayacağına eminim. Sol tarafta e, Tadic yerine bence Semmaksimin yine oynar. Ve ileride de Ennesiri. E, bir orta sahada işte İsmail mi, Fred'in yanında İsmail mi yoksa başka birisi mi yine onda da bir tereddüdüm var. İzleyicilerimizden biri e, 11 yapmış hepsine sen maksimeni yapmış maksimen maksimen diye. <laughs> Selman Bey diyor ki lig kalitesinin çok düşük olması Fenerbahçe'yi yanılttı tabiri caizse terlemeden koşmadan bile maç kazandığı oldu. Özellikle Kasımpaşa maçı ama ilk zor sınavda lig demiş parantez içinde elendi. Evinde derbi de kaybetti Avrupa'da kaybederse Mourinho'nun limitsiz kredisi tükenmeye başlar demiş bu maç o yüzden önemli bir yorumları geliyor. Barton Spor artık evet. Ee, teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi Union saint da bahsedelim kısa. Evet. Rakip lütfen. sonuçta karşımızdaki. Ee, Union Saint-Gillois e, Brighton'ın sahibiyle aynı e, evet. sahibi olan bir takım. Ee, Bak ben, ben bunu bilmiyordum. Evet. İyi oldu şimdi. Öğrendik. Bir şey öğrendik yine senden. <laughs> evet. Ee, bir Yayında yoksa mesajları. Alim mi <laughs> mualim mi kendisi? Alim ayrıdır, muallim ayrıdır bak. E onun, alim mi, muallim mi? Şimdi alimin kararını ben veremem, daha hmm. üstatlar verir. Mourinho senin için var. bir alim mi, muallim mi? Onun da kararını ben veremem. Evet. Muallim olan bir teknik adam söyle bana popüler muallim. Ben hiçbirinin kararını vermesem sonra eleştiri <laughs> alabilirim çünkü. <laughs> sen söyle. Sen geçen de yayında ne yazdın? Avukat, Güvenç kurtar yazdın. yazdın Adamın önünde kendi şeyi var, sıfatı var. Şenol Güneş kendi Evet, öğretmen. Şö evet. O yüzden. coğrafya Ama... öğretmeni miydi yoksa sınıf öğretmeni miydi? İkisinden biriydi, unuttum. Şimdi ben de bilmiyorum. Sınıf öğretmeni miydi ya? Sınıf. Şener Şen öğretmendi bir de. Konuyla alakasız. öğret Ben de öğretmenim bu arada. Sen de öğretmensin. Evet, her ne kadar öğretmen öğretmenim. Öğretmenim, ben. Öğretmenim. <laughs> hem muallimsin hem <laughs> alimsin sen benim gözümden Melike. Aa canım olur mu öyle şey estağfurullah. Şunu söyleyeyim. Hüseyin Özkök'ün lafı boşa gitmesin de Mourinho konusuna bir daha gelince alim işte. O yüzden böyle iddialı konuşuyor. O söyle işte söyledi artık kayıtlara geç. Ben ne alimim ne muallimim sadece işte merakımdan çalışıyorum e, dersime. Çalışkan bir öğrenciyim diyorsun. <laughs> evet, çalışkan bir öğrenciyim. O zaman Senjalo diyelim. Senjalo e geçtiğimiz e, son 2-3 sezonda gayet iyi işler yaptı. E, ama bu sezon öyle çok iyi başlamadı. Ligde 8 maçta sadece 2 galibiyetleri var. Artı Fenerbahçe'nin San e geçen sezonda zaten e, yendiğini biliyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla ben Fenerbahçe'yi bu maçta %100 favori görüyorum. E, hem de iç sahada oynanacak bir karşılaşma. Rovanşı da yok zaten artık maçların. E, dolayısıyla Fenerbahçe bu maçlara yani lig aşamasına galibiyetle başlar diye düşünüyorum. Çünkü San e tam Fenerbahçe'nin devirebileceği e, çapta bir takım. Şimdi Hüseyin Özköke ben zaman zaman telefon açarım, sorarım. Ciddi söylüyorum. Yani böyle Şeyde muhalim Bilgi misin için. dememin sebebi o. Türkiye'nin hangi bölgesinden geldin? Ege'den geldin değil evet. mi? Ege'de meşhur bir laf vardır. Melike. Efe yüzüne karşı övülmez diye. Sen programda yokken biz öv överiz bunları söyleriz de. Şimdi yüzüne karşı da öveceğim. Geçenlerde aradım bana bir şey öğretti mesela. Ee, örnek veriyorum. Kent sözleşme Hı. yenilenmezse ne oluyordu? sen söylemiştin bana. Evet, evet. İşte Avrupa şeyini sordum. Kontenjanı nasıl olur? Kaç kişi yazılabilir? Hüseyin Özkök bu konularda uzman. Şimdi Avrupa gecesini konuşuyoruz diye de mesela Fenerbahçe veya Galatasaray Avrupa'da oynayan takımlarımız kaç tane oyuncu yazdırabiliyorlar? Bu oyuncuların içinde kaç tanesinin milli altyapıdan gelmesi lazım veya Türk olması lazım? Bunların evet. hepsini biz Hüseyin Özkekten öğreniriz. Melike. Ben de şimdi size bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Sencelioğlu'yla ilgili. Şu an 12. sırada 10 puanla 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet. Kadro değeri 77.3 milyon euro ve takımın yaş ortalaması 24.6. Geçen sene iyi hatırlatacak olursak da iki önemli oyuncularını satmışlar bu arada. Öyle Zaten onlar hep da böyle Brighton'a falan gönderiyor evet. gönderiyorlar. Yani iki takım arasında paslaşma oluyor. Mesela Deniz Undav Almanya'dan Saint-Julia'ya e transfer olmuştu. Orada Hı -hı. başarılı olduktan sonra hemen onu Brighton'a aldılar. E, Brighton'da pek başarılı olamayınca Stuttgart'a gitti. Yani o ikisi takım arasında bir paslaşma hep oluyor. Wolfsburg'a da Amura 17 artı 3 milyon evet. euroya gitmiş. <laughs> Poertas da Arabistan'a 15 milyon euroya gitmiş. Ee, yani önemli oyuncularını da kaybetmişler. Şimdi vaktimiz azalıyor, o yüzden Ajax maçına Beşiktaş'ın Ajax planına geçelim. çünkü ne yaptık Paokla ilgili paylaştık sizinle muhtemel 11'i ee, Fenerbahçe Sencülo As karşısına nasıl bir 11 ile çıkacak az çok e, istihbaratlarımızı birlikte sizle konuştuk. Peki fan bronkorsun Ajax planı ne? Bir haberimize bakalım.